Sevgili Kamu Avrupa izleyicileri, Balıkesir'deyiz. Eğlencenin merkezi, Gala Yaşam Merkezi'ndeyiz. Yanımda Serkan Terzi var. Programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Serkan Bey, kısaca siz tanıyabilir miyiz? Serkan Terzi, 01.06.1974 İstanbul'da doğumluyum. Şu anda 37 yaşındayım. Kendimi bildiğim bileli bu işlerin içindeyim. Müzik sektöründeyim, eğlence sektöründeyim. Müziği seviyorum, eğlendirmeyi seviyorum. Balıkesir'de de bulunmamızın sebebi bu. İnsanları eğlendirelim, aktiviteler, eğlenceler yapabilirim. 4 yıldır Balıkesir'deyiz. Babam, aile şirketim ve ortaklarımız olarak anonim şirketi işletmeciliği yapıyoruz. Ve bu işi yapıyoruz, daha doğrusu eğlence sektöründeyiz. 3 çocuk babasıyız. Gala yaşamın doğuşunu, sektörün aynısı izleyicilerine anlatabilir misin? Gala'nın doğuşu. Çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Gala'nın doğuşu, büyüğümüz babam şu anda Mehmet Terzi. Bir gün Balıkesir'e ziyaretinde burada sohbet halinde şu anki var olan Gala Yaşam Eğlence Merkezi'ni gözünün önünde hayal ederek buraya böyle bir inşaat, böyle bir aktivite, böyle bir eğlence merkezi yapsam diyerek başlıyor. Hiç projelerinde de masanın üstünde yatırım yapacağı işlerin içinde olmayan bir işe giriyor. Ve burayı şu anki görülen Gala'yı inşaat haline başlayıp bugüne kadar getiriyor. Kendisine ortaklar adına ve kendim adına da çok teşekkür ediyorum. Gala olarak hizmetleriniz nelerdir? Gala Yaşam Eğlence Merkezi. Gala Yaşam Eğlence Merkezi'nde neler var? Düğün, konserler, aktiviteler, kongreler, özel kutlamalar, spor merkezimiz var, hayretler. 4 tane kapalı, 3 tane kapalı salonumuz, 1 tane açık salonumuz, 4 tane aktivite salonu var. Teras kafemiz mevcut. Otopark sorunu olmayan bir işletme, güvenlik sorunu olmayan bir işletme. Neticede %99 eğlence formatında insanların güvenle gelebileceği bir işletmenin üzerinde oturuyoruz. Balıkesir'de bir, hatta bölgede bir. Balıkesir'de şu anda tekiz. İnşallah ikincisi çıkarsa güzel bir rekabet olur. Balıkesir kazanır diye biz yolumuza devam ediyoruz. Bu sektördeki yenilikleri takip ediyor musunuz? Her zaman, her yıl, her işletmeci, bu işi yapan herkes, Türkiye'nin neresinde olursa olsun, yapan bütün işletmeciler yenilikleri takip etmek zorunda zaten. Mesela özel bir organizasyon düzenleyeceksiniz. Burada restoranınızda kendiniz mi malzemeler alıyorsunuz? Biraz restoranınızdan bahsedelim. Şimdi restoran olarak değil, biz komplike bir işletmeyiz. Dediğim gibi 4 adet salonumuz var. 4 adet salonda aynı günde 4 aktivite olsa dahi bizim mutfağımız kendi konseptimizin içindedir. 3500-4000 kişiye kadar kendi mutfağımızda, kendi kapasitemizde 4000 kişiye hizmet etme kapasitemiz var. Hem mutfak malzemesi olarak hem personel olarak. Serkan Bey, Gala Yaşam'ın salonlarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Kapasite oranı nedir? Şimdi işletmemiz 15.000 metrekare alan üzerine kuruldu. 8500'ü kapalı alan üzerinde çalışan bir işletme. Az önce dediğim gibi 4 tane salonumuz var. Bunların ana salon dediğimiz bölümdeki kapalı alanımız 1750 metrekare uzay çatı direksiz bir alan. Burada yemekli, oturabilir kapasitede sayımız 1750, tiyatro sinema düzeninde 2500 kişilik sen alabiliyoruz. Ayakta konser ve aktivitelerde de 4500-5000 kişi arasında aktiviteler yapıyoruz. İkinci salonumuz olan açık havuzbaşı diye tabir ettiğimiz yerimiz 1250 kişiye kadar aktiviteler yapılabiliyor orada da. Üçüncü salonumuz VIP salon dediğimiz özel bir salonumuz var. Burada da 253 kişilik elit organizasyonlarda, yemeklerde, etkinliklerde salonumuz oluyor. Dördüncü salonumuz dediğimiz yerde VIP salonumuzun bir altındaki altın salon dediğimiz yerde. Burada da okul baloları, özel nişan nikah törenleri, aile arası söz yemekleri, kurum ve kuruluşların özel etkinlikleri yapılıyor. Totale vurduğumuz zaman birim birim ayırmasak da şöyle bir şey söylesem daha mantıklı olur. Balıkesir'in merkez nüfusu 350 bin civarında olur. Bizim işletmemizi de yılda en az 254 bin kişi misafir olarak ziyaret ediyor.
Yani otelde şuna geliyoruz. Balıkesir'de her kişi mutlaka yılda bir kez de olsa en azından Balıkesir Galaya gelmek zorunda kalıyor. Çok güzel. Peki bundan sonraki projeleriniz ne? Projeler adım atıldıkça devam ediliyor. Tabii ki proje vardır. Projelere herkesin vardır. Her işletmede önümüzdeki yıla veya önümüzdeki günlerine mansuben düşüncelerin projeleri vardır. Bunlar biz adımlarımızı sağlam attığımızı gördükçe gelişecektir. Mutlaka da var. Bizde de var. Bir iki projemiz var. Teras alanımızda 950 metrekare bir alanımız var. Orada teras boynet kafe düşünüyoruz. Örneğin açık alanımızı havuz başı dediğimiz yerin üzerine açılır kapanır yapıp biraz daha sezonu uzatma hedefindeyiz. Proje bitmez. Bu tarz işletmelerde ki dediğim gibi ananın şirketi burası, ortaklı bir işletme. Ayda bir zaten toplanılır, ortaklar ne yapalım, ne edelim, ne yatırım yapalım gibi her zaman proje çıkar. Ama dediğim gibi adımlarınızı sağlam attığınızı gördükçe projeler hayata geçer. Çok yaratıcısınız gerçekten. Serkan Bey, Balıkesir'e yeni bir kültür kazandırdınız. Gala Yaşam'la birlikte Balıkesir'de neredeyiz? Şimdi Balıkesir'e kültür kazandırdık derken Balıkesir'in bir kültürü var. Çok güzel bir şey dedik. Ben çok seviyorum. Doğma günüm İstanbul'da olmama rağmen Balıkesir'de olmaktan da hem mutlu hem de gurur duyuyorum. Bir, bunu başta söyleyeyim. Eğlence sektörü olarak da mutlaka katkılarımız vardır. Neler vardır? Mesela biz 2009 yılında sırasıyla 10-12 adet konserler yaptık. Balıkesir'de daha önce konserler mutlaka oluyordu. Galadeniz'de mutlaka oluyordu. Ama bu serilikte, bu tempoda ve bu kadar isimli sanatçılarla değildi. Veya sponsorluklarla olan konserlerdi. Biz yaptığımız bütün işleri kendi bütçelerimizle, kendi yönetimimizin bütçesini yaptık. Herhangi bir sponsorumuz yoktu. Öncülük yaptığımız firmalarla beraber çalışma yaptığımız, beraber yürüdüğümüz birçok kişi var yanımızda olan. Ama nedir? Her şey Balıkesir içinde yaptığımız işler. Hala da devam ediyoruz. Birçok sanatçı biz Balıkesir'e getirmeye çalıştığımızda Balıkesir'de yer mi var diye sorularla karşılaştık. Bir salon yok ki biz oraya gelelim gibi karşı taraftan gelen cevaplar oldu. Biz de tabii salonumuzu tanıttık. İlk sanatçımız mesela 2009 yılında Sevgililer Günü, Niran Ünsal konseri yaptık. İlk mesela Niran Hanım'dan bize cevap geldi de işte nereye çıkacağız, Balıkesir'de neresi var, işte konaklama var mı gibi sorularla karşılaştık. Tabii ki var, yani konaklama yerlerimizi gösterdik, güzel otellerimiz var, salonumuzu gösterdik, lokasyonumuz herhaldeler. İşte bundan sonrasındaki adımlar ne oldu? Birinci adım buydu. İkinci adım arkasından Burcu Güneş askeriye bir gece yaptık. Burcu Güneş geldi. Onun akabinde hemen Balıkesir'imizde çok üstün bir firma, büyük, daha doğrusu bizim önderimiz, liderliğimizi yapan işletme olarak Best Doğa İrcalı aktivite gecesi vardı. Best. Onu fundaları getirdik. 1750 kişi. Bunlar böyle adım adım gittikten sonra Balıkesir'de artık yani sanatçı geliyor gerçekten. Bir stratejisi oluştu. İnsanların kafasında evet Galaya sanatçı geliyor. Ondan sonrasında mesela tam tersine tıkanıp kaldığımız bir konserimiz oldu. Hinna'yı getirilmedik Balıkesir'e. Ve getirdiğimiz gece bile kapıda insanlar işte biz Hinna'yı tanıyoruz. Görelim de öyle girelim. Balıkesir'e geldiğine inanmıyoruz. Gibi mesela şeylerle de karşılaştı. Çünkü insanlar etkinlikleri görmemişler. Yapılmamış diye görmemişler. Yoksa insanların cehaletinden veya kültüre uzak kalışından dolayı değil. Balıkesir'in her şeyi çok iyi biliyor. Her şeyi çok iyi biliyor. Çok iyi takip. Ama arz olmayan bir şeye talep olunmamış. Bu sefer de insanlar ne diyor? Dünya çapında bir star Türkiye'yi bitirdi. Balıkesir'deki galaya niye geliyor? O zaman gerçek mi değil mi diye biz bir görelim öyle bilet alalım diyenler oldu mesela. Tabii hepsini kırdık bunların. Şükürler olsun. Kurduk şu anda en son bir ay önce de Ali Sezai'ye getirdik. Ali Sezai'de de bir etkinlikte güzel bir kalabalık oldu. Memnun kaldık. Şu ana kadar
bize destek olan tüm halka, 3 yıldan beri destek olan tüm halka teşekkür ederim. Bunların da karşılığını verdiğimizi inanıyoruz. Tabii her şey karşılıklı. Netleri insanlar eğlenmek için veya bir aktivite yapmak için bedel ödüyorlar. Bedel ödeyerek gidiyorlar. Bizim de işimiz bu bedelin karşılığındaki hizmeti verebilmek. Biz de bu hizmeti verdiğimize inanıyoruz. Vermişsek ayaktayızdır, vermemişsek yarın yıkılacağız demektir. Bunu da yarınlar gösterir. Biz de size böyle bir eğlence merkezi kazandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Son olarak sektörün aynısı izleyici neler söylemek istersiniz? Herkes yaptığı işten mutlu olsun diyorum. Herkes yaptığı işte başarılı olmaya çalışsın diyorum. Sağlık, huzur, mutluluk diliyorum o kadar. Peki, programımıza konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sizin ailenize de başarılar diliyorum. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, bugün sizlere Balıkesir'de Gala Yaşam Merkezi'ni tanıttık. Bir başka sektörde görüşmek üzere. Bizi izlemeye devam edin.